Vakit varken, imkan varken Allah'a samimi dua etmek lazım. Bela geldikten sonra değil. Duayı aksatmamak lazım. Dua aksatıldığında bela yol bulur gelir. Allah esirgesin. Gününü Müslüman duasız geçirmemesi lazım. Sabah, öğlen, akşam, 5 vakit namazında sürekli Allah'la bağlantı halinde olması lazım. Duanın kesilmesi belanın akışı için yol açar. Normalde settir belaya, dua. Seti açmış olursun. Açtın mı bela oradan akar geçer. Çünkü Allah'ı unutmuş oluyorsun. O zaman Allah kendini hatırlatacak başka bir şey yapar. Başka bir şey yapabilir. Efendim. Milletimiz İslam'a çok istidatlı bir millettir, bizim milletimiz. Yani İslam'a, Kur'an'a, Allah'ın hikmetine fıtraten çok müsait. Mesela bazı milletler fıtratları pek müsait olmuyor. Daha değişik oluyor. Daha dun. Daha donuk oluyor ama bizim milletimizin fıtratı çok iyidir. Mesela benim üstadın üslubunda açıklamada da biz bunu görüyoruz. Ama bizim milletimiz hem dindarı sever hem kendisi dindar olmaktan çok hoşlanır. Gıdası da bizim milletimiz. Ya bir mesela mevlüt okunduğunda ona şifa olur, hoşuna gider. Köyde cami yoksa bunalırlar, sıkılır köylüler, yapamaz. Yani kendi evi böyle olmasa bile köye de illaki bir cami isterler. Böyle güzel, hoş bir cami, minberli. Ondan sonra halıları falan düzgün olsun, ondan iftihar ederler. Onun için her köye bir cami var. Yani dünyada en çok cami olan ülke olabilir Türkiye. Ya millet olarak camiyi seviyorlar yani, Allah'ın anıldığı bir yer olduğu için. Mesela mevlüt hoşlarına gider, Kur'an tilaveti hoşlarına gider. Efendim, evlerde Kur'an okunsun böyle yüksek sesle. İşleri açılır. Allah'ın anıldığında ferahlar bizim milletimiz.